Efendim tekrar birlikteyiz. Yetkili sendika memur senle, hükümet toplu sözleşmede el sıkıştı. Sadece zam oranları değil, başka sosyal haklar hususunda da çok ciddi iyileştirmeler sağlandı. Bu konuda görüşlerini almak üzere Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz bültenimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz bu anlaşmayla sonuçlanacağını da tahmin etmiyorduk. Bu kadar yüksek zam oranlarıyla bağıtlanacağını da tahmin etmiyorduk. Hatta ben size bir şey söylemiştim, hatırlar mısınız? Farkında olmadan annem için de uğraşıyorsunuz demiştim. Kendisi memur emeklisi. Doğru. Onun da selamı var, teşekkür etti. Hayırlı. Şimdi bu zamana kadar memurlar ne kazandı bu sözleşmeyle, onu bize bir açıklar mısınız? Şimdi toplu sözleşme tekliflerimizi sunduğumuz süreçten toplu sözleşmenin bitişine kadar ki süreç bizim için çok yoğun, stresli geçen bir süreç oldu. Ama sonunda son yarım saat içerisinde krizin çözülmesiyle 11 hizmet kolunun tamamında imzanın geldiği, mutabakatın sağlandığı, genel toplu sözleşmede de imzanın olduğu tarihe geçen bir toplu sözleşmeyle karşı karşıyayız. Çünkü burada bizim genel toplu sözleşmede 42 kazanım, hizmet kolu sözleşmelerinde de 170 kazanım olmak üzere toplam 212 kazanım. Bunu %100 bir kazanım artışının olduğu toplu sözleşme olarak ifade ediyoruz ve hakikaten bir sosyal teşvik paketi hayata geçmiş oldu. Biz çünkü süreç başlarken demiştik ki esnafa, tarımsal kalkınmaya, kadınlara, gençlere yönelik hükümet paketler açıkladı. Bu toplu sözleşme masadan kamu görevlilerine ve kamu görevlilerine emeklerine yönelik bir sosyal teşvik paketi olsun demiştik. Bu paket gerçekleşmiş durumda. Şu an 2016 için 6+5 11.3, 2007 için 3+4 olmak üzere 7.12'lik bir sözleşme söz konusu. %20'ye bakan totalde %20'ye yakın bir iyileşme olmuş olacak standart olarak herkeste. Bunun haricinde hizmet kolları bazında çok ciddi kazanımlar var ve bu kazanımlar maaşlara aktarıldığı zaman, eklendiği zaman ciddi anlamda iyileşmeler söz konusu. Mesela? Hizmet kollarındaki olanları bir kenara koyalım. Genel olarak standart olanı ifade edecek olursak ne olacak? En düşük devlet memuru maaşı, ortalaması ne olacak? Yüksek ne olacak? Bu anlamda bazı rakamlar vereyim. Mesela en düşük devlet memuru maaşı bekar bir devlet memuru için aile yardımı hariç, onlar da bekar olduğu için aile yardımı yok. 1906 TL'den 2121 TL'ye çıkmış olacak. Yani işe yeni başlasın, evet, başlamasın. Aynen. Yani o yeni başlayan 2000, bir bekar memur için 2121 TL'ye çıkmış olacak. Aile yardımı dahil, yani eş ve iki çocuk olan bir devlet memuru, en düşük devlet memuru maaşı 2199'dan 2447 TL'ye çıkmış olacak. Ortalama devlet memuru maaşına baktığımız zaman genç bir bekar memurda 2497 olan maaş 2779 TL'ye çıkmış olacak ortalama. Bu sözleşme sonrası. Ortalama devlet memurunda aile yardımı olan iki çocuklu bir devlet memuru burada 2610 TL alıyordu, 2904 TL'ye çıkmış olacak. Şimdi bu rakamlar 2016 için mi yoksa toplamında mı? Toplamda. Toplamda. En düşük devlet emekli maaşı, devlet memuru emeklisinin en düşüğünün maaşı 1415 TL idi. 1686 TL'ye çıkmış olacak. Bu da önemli bir nokta. İşte 8'e 1'deki bir öğretmen bu iyileştirmelerle aile yardımı hariç 2355 lira alıyordu. Bekar olan 2620'ye çıkmış olacak. Aile yardımı dahil 2936'ya çıkmış olacak. 3000'i bulmuş olacak. Evet. Bu önemli. Şefler mesela, şefler de bu anlamda birinci derecedeki bekar bir şefin maaşı 2567'den 2857'ye yükselmiş olacak. Bu hesaplamaların içerisinde geri kalan kısımda sadece bazı hizmet kollarında bazı çalışanlara özel olarak alınmış mağduriyeti giderici eklentiler bunun içerisinde yok. O yüzden ciddi bir
kazanımla karşı karşıyayız. Çalıştıkları kuruma göre değişiyor mu bu rakamlar? Yani daha düşük olma ihtimali yok, şöyle, değil mi? Tabii bundan düşüyor. En zemin bu. Bunun üzerinde bazı hizmet kollarında değişiklikler var. Mesela işte sağlıkta katkı payı katılım oranları yükseltildi. Katılım oranları, öğretmenlerde nöbet ücreti geldi, sınav görev ücretlerindeki adaletsizlik giderildi. Diğer bütün hizmet kollarında benzer kazanımlar var. Mesela hizmet kollarında bazılarını merak edebilirler insanlarımız. Öğretmenlerin nöbet mağduriyeti söz konusuydu. Nöbette bir ücret almıyorlardı. O gün çağrılıyor. Dersi de yok. Akşama kadar nöbet tutuyor ama herhangi bir ücret öngörülmüyordu. Bu anlamda ciddi bir stres vardı ve eylemlik sürecimiz oldu. 350 bin imzayı KPDK'da kamu işveren heyetine teslim ettik. Çeşitli eylem ve etkinlikleri yürüttük. Öğretmenlerin nöbet ücretinde 2016 yılında 98 TL'lik bir artış olacak. 2017'de 3 saatlik derste bu karşılık olarak verileceği için 158 TL iyileşme olacak. Yine burada merkezi sınavlarda görev yapan eğitimciler vardı ve merkez sınavlarda kapıda göreve bakan 132 TL alırken içeride görevi yapan kişi 45 TL alıyordu. Bu adaletsizlik ortadan kalktı ve 132 TL ücretini almış olacak. Yine hizmetli memur, hizmetliler var Milli Eğitim'de ve hafta sonu takviye kursları var. Dershanelerin kapanması dolayısıyla o kurslarda mecburen gelip okulu temizliyorlar ve geç saatlere kadar hafta sonunda tatil yapamıyorlar. Onlar için de bu anlamda bir iyileştirme söz konusu oluyor. Mağduriyetlerine giderebilecek bir kalem ekledik. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda personelin döner sermaye, az önce ifade ettiğim tavan katsayıları artırılacak ve sağlık çalışanları burada ciddi anlamda bir iyileştirme, 200 TL'ye varan bir iyileştirmeyle karşılaşacaklar. Seyyanen bir zam yapılmış mıydı? Seyyanen bir zam, ekstra 100-150 liralık bir şey hatırlıyorum. Bu şeylerle alakalı oldu. Seyyanen zam emeklilerle ilgili oldu. Emeklilerde %11.3'lük 2016'daki iyileştirmeye ilaveten 100 TL bir iyileştirme de ayrıca yapılmış oldu ve bu Eylül ayı itibariyle geçerli onlarınki. O yüzden emekliler de burada rahat nefes almış olacaklar. Bu toplu sözleşmede en kazanımlı çıkanlardan birisi emekliler oldu. Çalışanlar yine kazançlı. Sebebi şu: ek göstergeye ilişkin çok ciddi talepler vardı. Kamunun her tarafından, bütün hizmet kollarından talepler vardı. Bu özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarında yapılan bazı düzenlemelerle şu an kısmi de olsa karşılanmış durumda ve emekli ikramiyesi bir anda artmış durumda. Bizim 2014 yılında hayata giren, 2013'te ki yaptığımız toplu sözleşmeden bugüne 10.000 TL'ye yaklaşık bir emekli ikramiyesinde oransa artış olmuş oldu. Bir de bununla beraber emekli maaşları ciddi anlamda yükselmiş oldu. Bu da önemli bir kazanım. Dörtçelilere de Dörtçelilerde kadro en önemli talebimizdi. Dolayısıyla sözleşmeli statüsten bitirilmesi ve kadroya geçirilmesi konusu. Bu masanın direkt kadroya geçirme gibi bir pozisyon olmadığı için masa bu yolu açabilirdi. Biz burada çok güçlü bir adım atarak dörtçelilere kadro yolunu açmış durumdayız. Dolayısıyla bu yeni oluşacak meclise ve oradaki vekillerin bu anlamdaki kanun değişikliğine ilişkin alacakları inisiyatife bağlı. Bunu da zorlamak bundan sonra bizim görevimiz. Çünkü o yolu açmış durumdayız. Yine dörtçelilere 150 TL'lik bir ek ödemeyle bir iyileştirme yapmış durumdayız. Tabii bu da zam da onlara verildi. Tabii, evet, 150 lira. Yani bütün tapu müdürlüklerinde çalışan, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışan, icra memurlarından turizm araştırmacılarına varana kadar, zabıta itfaiye çalışanlarına varana kadar, PTT'de çalışan, giriş çıkışlarda görev yapan kişiye, çalışanlarına, yük tevzi müdürlüklerinde vardiyalı çalışan personele varana kadar bütün hizmet kollarında mübaşirler dahil bunlar da bazı iyileştirmeler yapıldı bu masada. Onun için 212 kazanım diyorum. Bunun tamamını buradan saymak çok mümkün değil. Fakat ciddi iyileştirmeler yapılan çok nitelikli bir toplu sözleşme oldu. 11 hizmet kolunun tamamında da mutabakatın sağlanmış olması ve genel toplu sözleşmenin olması dolayısıyla da tarihe geçen bir toplu sözleşme var. Bir de burada özellikle altını çizeyim. Bizim cüzdana hitap eden tekliflerimizin yanında vicdana hitap eden tekliflerimiz vardı. Bu masaya götürdüğümüz konuların içerisinde. Bunlardan kamu görevlilerinin en büyük sıkıntı çektiği konuların başında
Cuma günleri mesai saatleriyle ibadet hürriyeti arasında bir çelişki vardı ve ibadet hürriyetinin bu anlamda mesai ile gölgelenmesi gibi bir zorunlulukla karşı karşıyaydılar. Bu insanları vicdanen çok huzursuz ediyordu. O yüzden bunun ortadan kalkması gerekiyordu. Cuma namazı için değil Cuma mi? Cuma namazı için düzenleme yapıldı. Bir düzenleme yapılmış olacak. Bunun kararı çıktı. Cuma vakitlerinde Cuma günleri öğle arası mesai arası verilen süre Cuma namazını engellemeyecek şekilde düzenlenecek. Bu çok ciddi bir kazanım oldu ve masadan Cuma izni çıkmış oldu. Bir saat miydi? Evet. Çalışanların bir saat izni vardı. Süre bir mi uzatılıyor? Bu bir saatlik izin Cuma namazına denk getirilecek şekilde, şekilde çalışanların evet bu anlamda rahatlamasını sağlayacak. Ama belki biraz uzatılması icap eder. Yani yetişme imkanı biraz sıkıntılı olabilir. Tabii bizim burada iki saatlik bir teklifimiz söz konusuydu. Dolayısıyla masadan çıkan madde şu şekilde bu genişletilebilir de burada bir daraltma söz konusu değil. Cuma vakitlerinde ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlemenin düzenleme yapılması konusu. Dolayısıyla bu da önemli bir kazanım oldu. Peki kadınlar da o saatlerde aynı o zaman saatte, aynı şekilde istifade edebilecekler. Tabii, tamam. Tabii. Yani tamam, bu da çok önemli bir kazanım yine masadan sağlanmış oldu. Emekli maaşları ile ilgili toplumda bir baskı vardı. Onunla ilgili az önce rakamları ifade ettim. Peki ne olacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? 1415'ten 1806'ya çıkmış olacak. Bu ortalaması da, bu tabii, değil bu mi? Bu da en düşük için çıkması gereken rakam şu an 1415 en düşükte 1806'ya çıkmış olacak kamu görevlileri emeklileri için emekli maaşı. Hesabı nasıl yapılıyor emeklilik? Yani kıdeme göre bakılıyor değil mi? Yani bütün çalışma hayatı boyunca memurun aldığı rakam bürüt üzerinden mi hesaplanıyor? Biz tabii statü hukukuna tabiyiz. Dolayısıyla memur maaş hesaplamasında bazı sosyal yardımlar bunun dışında tutularak katsayılar üzerinden diğer memurlar için geçerli olan katsayı üzerinden aynı hesaplamalar yapılarak emeklilerin maaşı bulunuyor. Çok korkunç bir düşüş gösteriyor da onun için soruyorum. Evet, yani o düşüşün sebebi şu. Aile yardımı bir anda kesiliyor. Çocuk yardımı bir anda kesiliyor. Diğer ek ödemeler bir anda kesiliyor. O yüzden burada mağduriyetin oluşmasının %60 ya da 40 oranında bir düşüş söz konusu insanlar çalışırken aldıkları maaştan. Bunun iyileştirilmesi gerekiyordu. O yüzden 100 TL'lik bir seyyanın iyileştirme olmuş oldu. Bununla beraber yine toplamda 2 yıl için %20'ye yakın da 19 küsürü buluyor. Bir yüzdelik iyileştirme biraz olmuş olacak. Nefes bu aldırır. Da rahat bir nefes almayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda sadece onları etkilemeyecek. Çalışan kamu görevlilerini de etkileyecek. Onlarda da bir anda emekli ikramiyesi 10.000 TL'ye yakın artış göstermiş olacak. 2013'teki toplu sözleşmeden bu tarihe. Başkan kadar. Zamanında hatırlarsınız değil mi? Çok eskiyi söylüyorum. Emekli maaşıyla ev alırdı insanlar. Yani ikramiyeyle. Tabii. Bir ikramiyeyle bir ev alınıyordu bu ülkede. Memur emeklilerinde ikramiyeler çok düşük. Dolayısıyla bununla bir ev almak çok mümkün değil. Şu yani kulübe falan ancak alınabiliyor. Bu da çalışanları ciddi anlamda rahatsız eden bir konu. Bu toplu sözleşme bütün kesimleri gözeten bir toplu sözleşme olmuştur. İçerisinde kamu görevlileri, kamu görevlilerinin emekleri başta olmak üzere memurlarla ilgili yapılan sözleşmeden etkilenen ne kadar kesim varsa tamamı bunun içerisinde gözetilmiştir. Sonuçta hem kamu çalışanları kazanmıştır, sosyal teşvik paketi hayata geçmiştir. Hem de bu topluma da yansıyacaktır. Çünkü Türkiye'de bir gerginlik ortamı yaşanıyor. Dolayısıyla bu gerginlik ortamında toplumsal uzlaşıya ihtiyaç var. Bunun için toplu sözleşme masası bunun vesilesi olabilir demiştik. Bu anlamda toplu sözleşmede uzlaşmanın çıkmış olması toplumsal uzlaşıya da katkı sağlayacaktır. Küçük esnaf da bundan faydalanacaktır. Doğru. Çünkü bundan önceki yayınlarda da beraber olmuştuk ve toplu sözleşme sürecinde bu anlamda buradan kamuoyuna sesleme fırsatı bulmuştuk. Orada da ifade etmiştim. Bu toplu sözleşmede verilen rakam, kamu görevlilerine aktarılacak olan bütçe dışarıya çıkmayacak. Yine halka yansıyacak, yine topluma yansıyacak. Burada bakkalından manavına, esnafına, küçük esnafı varana kadar mahalle esnafı herkes bundan payını almış olacak. Masaya hükümetin getirmeyi planladığı enflasyon
hedefi üzerinden öngördüğü rakamlar şu an %100 oranında artırılmış durumdadır. Bu toplu sözleşmenin maliyeti 20 milyarı bulmaktadır. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir oransal artış demektir. Hükümet çünkü 3 artı 3 planlıyordu. Yani evet, 3 artı 3 planlıyordu. Bizim 2016 için birinci dönemde hükümetin planladığının %100 fazlası, ikinci döneminde %5'lik bir oranla %66 fazlasını almış durumdayız. O yüzden bu toplu sözleşme başarılı bir toplu sözleşme olmuştur. Ve kamu çalışanlarında da şu an çok ciddi bir memnuniyet söz konusudur. Bu da bizim bize geri dönüşlerde yansıyor. Teşkilatımızda bu anlamda bir moral motivasyon söz konusudur. Evet. İyi bir toplu sözleşme oldu diye. Bu arada bu söylediğiniz toplumun her kesimine yansıyacak memurlara verilen zam, bunu doğrulayacak bir şey söyleyeyim size. Geçen birkaç gün oldu, bir makale okudum. Dünya Bankası'ndan bir ekonomistin söylemi. Gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarının acil bir şekilde, özellikle Brezilya, işte Hindistan, Türkiye, evet, bu ülkeleri kastederek söylüyor, acil olarak artırılması icap ediyor. Eğer artırılmazsa, iç büyüme tetiklenemezse büyüme rakamları da düşük kalacak ve bu da istihdama yansır demişlerdi. Şimdi bu yapılan zamla bu bir kamu harcaması oluyor. Memurlara yapılan bu zam piyasaya yansıyacak. Piyasada çarkların dönmesine sebebiyet verecek. Sizi doğruluyor bu. Tabii bu açıdan önemli. Evet. Yani az önce belirttim. Burada 2014 yılında enflasyon rakamı 8.2 gerçekleşti, biliyorsunuz. 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle şu an 6.81. Orta vadeli programda hükümetin kamu görevlilerine vermeyi düşündüğü maaş 2016 için 3 artı 3'tü. Dolayısıyla 2016-2017 için enflasyon tahmini %5. Merkez Bankası'nın 2015 yılı orta vadi ve en düşük düzeyde 6, en yüksekte %7.8'di. Ortalama bu 6.9'a denk geliyor hedefi. İmzalanan toplu sözleşmeyle 11.3 alınmış oldu. Bunu çok üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu zam hedeflenen enflasyon rakamının üzerinde 6 puan geçen bir rakama tekabül ediyor. Başkan, bir telefon gelmiş. Bir vatandaş soruyor. Tamam. Kendisi müdürler için de geçerli mi diyor bu nöbet ücretleri, yoksa sadece müdür, okul müdür yardımcıları ve öğretmenler için mi geçerli? Müdür, yani okul müdürleri de alacak mı? Müdür yardımcıları ve öğretmenler için geçerli. Müdürlerle ilgili de aynı şekilde masada teklifimiz vardı. Fakat burada kamu işveren heyetinin burada nöbet görevi yazılan kişi müdür yardımcısı ve öğretmen. Müdürün kendisine nöbet diye bir şey yazılmıyor. Dolayısıyla bu anlamda onun bu konsepte dahil edilmemesi gerekir anlamında bir direnci söz konusu oldu. Biz müdürlerle ilgili başka kalemden yönetim görevi karşılığı ekleş ücretlerinin artırılması için bir teklif getirdik. Fakat bu anlamda mücadeleye devam edebileceğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Bir soru da 4B kadro beklentisiyle ilgili herhangi bir tasarı var mıdır? Bizim kadro teklifimiz içerisinde 4B'ler vardı, 4C'ler vardı, vekile ve hemşireler vardı. Hekim dışı sağlık çalışanları bunun içerisindeydi. Fakat masada 4C'lerle ilgili bu anlamda bir kapı aralanabilmiş oldu. Bir de üniversite mezunu, kamuda çalışan işçi ve memur kadrosunda çalışan işçiler var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir kadro yolunu aralayan kapı açılmış oldu. Bizim 4B'lerle ilgili bu konudaki tavrımızı, tarzımızı, tutarlılığımızı bütün kamuoyu yakından bilir. 300 binin üzerinde 4B'liyi kadroya geçiren teşkilatız biz, memur sanayilesi olarak. Dolayısıyla 4B'lilerin sorunu yine bizim sorunumuz. Vekile ve hemşirelerin sorunu bizim sorunumuz. Fahri imamların sorunu, vekil imamların sorunu bizim sorunumuz. Bunlarla ilgili mücadele devam edecektir. Çünkü bu toplu sözleşme bütün sorunların tamamının çözülebileceği bir toplu sözleşme olma imkanı bu anlamda yoktu. Çünkü sizin masaya taşıdığınız konu 700'ün üzerinde hizmet kolu teklifi, 82 tane genel toplu sözleşme teklifi. Bunlar elimine edilerek, birleştirilerek 241 teklife, genel toplu sözleşmede de hizmet kollarından aktarılanlar beraber 87 teklif elimine edildi. Dolayısıyla burada ortaya konulan rakama baktığınızda 213 kazanımın söz konusu olduğu bir toplu sözleşmede çok ciddi bir mesafenin alındığını gösteriyor. Evet. Ama tamamı çözülebilir sorunların, niyetimiz tamamını çözmektir. Bu bir uzun soluklu mücadeledir. Bundan sonra aynı şekilde kararlılıkla devam edeceğiz. Özür grubu tayinleriyle alakalı, eş durumundan tayin tüm memurları kapsıyor mu diyor bu özür, evet, ilgili? Bununla ilgili bir açıklama yapayım. Toplu sözleşmenin İlk başladığı gün 3 kazanım kamuoyuna deklar etmiştik ve bunlardan birincisi
eş durumu tayinlerindeki 3 yıl sigorta şartının ortadan kaldırılması, bu dayatmanın ortadan kalkmasıydı. Diğer 2005'ten sonra göreve başlayan 1 milyon kamu görevlisine bir derece söz konusuydu. Biri de hizmet kolu toplu sözleşmelerinde kapsamın genişletilmesi ve hizmet kolu toplu sözleşmeciliğinin ön plana çıkarılması konusuydu. Dolayısıyla eş durumuyla alakalı orada attığımız adım Milli Eğitim Bakanlığı'nın inisiyatif almasıyla kendisini gösterdi. Bütün kamuyu etkileyen boyutuyla ilgili ise biz bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı ile görüşme yaptık. Toplu sözleşme masasında üzerine vurguladık. Bununla ilgili çerçeve yönetmelikte değişiklik öngörecek şekilde bir düzenleme yapıldı ve imzaya açıldı. Şu an sadece bir bakanın imzası kalmış durumda. Bugün sabah Devlet Personel Başkanı ile görüştüm. Onun da imzası hemen alındığında yayınlanabilecek aşamaya gelmiş durumda. Bugün gün içerisinde yayınlanmasını bekliyorum. Çünkü şu açıdan önemli. Ağustos ayı itibariyle kurumlarda yer değişikliği söz konusu. Kişilerin bu bir haftalık süreç içerisinde mutlaka ama mutlaka bu düzenlemenin geçmesini beklediklerini biliyorum. O yüzden bunun bir an önce gerçekleşmesi için biz masa dışı şu anda baskımızı sürdürüyoruz. Ben bugün gün içerisinde yayınlanması temennimi buradan ifade ediyorum. Onunla ilgili diplomatik trafiği de yürüttüğümüzü buradan paylaşmak istiyorum. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda hali hazırda geçerli eş durumu tayinleri ama diğer bakanlıklarda ve diğer memurlar için şu an için geçerli değil. Ama çıkar mı diyorsunuz yani yakında? Çıkması gerekiyor. Bir tane sadece bakanımızın burada imzası eksik. Dolayısıyla onun da tamamlanması için şu an Devlet Personel Başkanlığı bununla ilgili adım atmış durumda. Başbakanlık bu süreçte devrenin içerisinde. Ben sonucun çok kısa sürede yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bize düşen de süreci takip etmek ve diplomatik görüşmeleri yaparak hızlandırmaktır. Bu konuda da gün içerisinde bir trafik yaptık. Bu yayın sonrası yine aynı trafiği yürüterek bir an önce bunun çıkmasını ve insanların da rahatlamasını sağlamaya çalışıyoruz. İnternet sayfanızdan herhalde duyurursunuz değil mi? Tabii, memur tabii. Anında paylaşırız. Oradan paylaşırsınız. Peki 213 tane kazanımdan bahsettiniz. Evet. Elde ettiniz. Çok isteyip de hani olmayan, şu andaki sözleşmeye giremeyen arzu ettiğiniz maddeler var mıydı? Hani tabii ki burada mesela sizin için en önemlisi hangisiydi? Masaya götürdüğümüz konular arasında bu sözleşmeli statüde çalışanlar ve vekil kadrolarında çalışanlar olmak üzere bu anlamda kadro bekleyenlerin beklentisi bu masada karşılansın isterdik. Ama bu anlamda masanın bunu karşılama gibi bir yetkisi yok. Burada masanın bir baskı yetkisi var. Oradan alabileceğiniz karar ancak bunu hızlandırabilirdi. Bu anlamda önemli bir karar alınmış durumda. Keşke bütün tamamını kapsatacak şekilde bu kararı aldırabilseydik. Çok ciddi baskı yaptık ama bu noktada bir mesafe aldık. Ama bu mesafenin diğer boyutunu bundan sonra sürdürmeye devam edeceğiz. Yine bütün kamu görevlileri yakından bilirler. Çalıştığımız süreç içerisinde gelir vergisinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz biz. Yani %15 gelir vergisini aşan boyut. Dolayısıyla direkt maaşlardan kesinti olarak dönüyor. %15, %20, %27, %35'e varan oransal artışlar söz konusu. Bu birinci altı ayı verilerini ikinci altı ayı alır gibi bir algıya da neden oluyor. Dolayısıyla bunun ortadan kaldırılması için çok önemli bir teklif getirdik bu süreçte. O da şuydu. %15'i geçen kısımlar geri iade edilsin. Bununla ilgili bir toplu iş sözleşmesi örneği vardı hak işin yaptığı. Dolayısıyla bu sözleşme dikkate alınsın ve burada %15'i geçen kısımlar iade edilsin gibi bir baskımız vardı. Bu baskı bu masada henüz şu an itibariyle karşılık görmedi ama süreç bizim için devam ediyor. İlle de bunun toplu sözleşme masasında olacağı gibi bir şey söz konusu değil. Bizim kazanımlarımız hem toplu sözleşme masasında hem de masanın dışında devam etmiştir geçen dönem. Hatırlarlar öğretim elemanlarının bu anlamdaki mağduriyeti, iki dönem mağduriyeti masada alınan iyi niyet çerçevesindeki kararlar sonrası masanın dışında yaptığımız trafik ve çalıştaylar ortak konsept içerisindeki yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sonuçlanmıştı. Dolayısıyla bizim için mücadele sadece masada değil, masa bunun en önemli ayağıdır ama geri kalan kısımda devam eder. Bu taleplerimiz hayata geçsin diye bundan sonra aynı hızla, aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. O taşeronların kadroya geçirilmesi, taşeron olarak çalıştırılan kişiler var devlette. Onların kadroya geçirilmesiyle alakalı başbakan da birkaç bir şey söylemişti. Ne olacak onların? Kitlerde çalışan yerel yönetimlerde işçi statüsünde olup memur görevi yapanlarla ilgili başbakanın da bir cümlesi söz konusuydu. Bunlar
bu 4C'lerle beraber kadro yolu açılan kısmın içerisinde bu konsepte dahildir. Ama diğer az önce ifade ettiğim kesimler bu konsepte dahil edilememiştir. Dolayısıyla bununla ilgili aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Memura da emeklisine de. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Efendim bültenin sonuna geldik. Saat başına tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.